Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garanti Mobil uygulamasında kredi kartı borcu nasıl ödenir, kredi borçlarınız nasıl ödenir, bu gibi soruların cevabını bulacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana sayfada işlemler menüsüne giriyoruz. Ödemeler, ikinci sırada kredi kartı borç ödeme. Kredi kartı borç ödeme direkt girdiğimiz zaman burada kayıtlı kart işlemleri ve kartno ile ödeme işlemlerini görüyoruz. Kayıtlı kart işlemlerinde kartımız var ise eğer borç ödeme işlemimiz direkt eşleşecek ve kartımızı direkt ekranımıza sunacak. Benim kredi kartım olmadığı için ben seçemiyorum. Kartno ile ödemede aynı şekilde kart tipini seçtikten sonra burada başka banka kredi kartı ve başkasının Garanti Bankası kredi kartı seçenekleri mevcut. Burada bu seçeneği seçtikten sonra hangi hesap üzerine ödeme gerçekleştirmek istiyorsak onu seçiyoruz. Kart numarasını giriyoruz. Kart sahibinin isim soy ismi, işlemin gerçekleşeceği tarihi giriyoruz. Yani burada eğer geleceğe dönük de işlem vermek istiyorsanız yine o günü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tutarı girdikten sonra bir açıklama giriyorsunuz ve ödeme kaydını tanımla derseniz de ileride kayıtlı ödemelerden yine bilgileri tek tek girmeden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Devam dediğiniz takdirde de ödemenizi sağlayabilirsiniz. Kayıtlı kredi kartı işlemleri de yine buradan yeni kayıt oluştur dediğimiz zaman pratik yolu olarak bilgileri teker teker girmemek için buradan kaydı oluşturduktan sonra kayıt adına eğer örneğin arkadaşınızın kredi kartını ödemek istiyorsanız arkadaş kredi kartı yazıp daha sonra unutmamak için ilerleyebilirsiniz. Yeni kredi kartı ekledi. Yine buradan yeni bir kredi kartı ekleyerek size ait veya başkasının kredi kartını ödeyecekseniz veya başka bankanızın kredi kartınızı ödeyecekseniz yine aynı şekilde kart numarası, kart sahibi, açıklama ve kayıt adı girdikten sonra ödeme gerçekleştirebilirsiniz ve kayıt işlemini yapabilirsiniz. Kredi taksit ödemesine bakalım. Burada bana ait bir kredi bulunmadığı için görüntüleyemiyorum. Eğer sizin kredi borcunuz var ise ve bir kredi hesabınız var ise buradan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kredi hesabınızı seçtikten sonra borç tutarına göre hesabınızdaki bakiye yeterli ise hesabınızdan otomatik olarak ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu da yine aynı şekilde burada krediler menüsünden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilir. Sağ üstten başvuruda yeni bir başvuru oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yine olumlu veya olumsuz olarak size SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Esen. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.